Merhaba arkadaşlar, örgü kanalıma hoş geldiniz. Güzel bir bebek takımı yaptım. Bugün bunların anlatımını sizlerle paylaşmak istiyorum. Bakın bu şekilde çok güzel bir bebek şapkası var. Güzel bir bebek ayakkabısı var. Ve bugün size anlatacak olduğum bu hem kolay hem de çok güzel bebek hırkası var. Model olarak çok kolay arkadaşlar, çok da güzel görünüyor bakın. Ben bunları takım yaptım. Bu şapkanın ve ayakkabının anlatımlarını da yaptım, YouTube kanalıma yükledim. Siz de benim gibi böyle güzel bir takım yapmak isterseniz ayakkabının ve şapkanın YouTube linklerine ben bu izlediğiniz videonun açıklama bölümünü ekliyorum. Siz izlediğiniz bu videonun açıklama bölümünde bulunan tığ işi bebek ayakkabısı ve tığ işi bebek şapkası linkine tıklarsanız böyle güzel bir takım yapabilirsiniz. Biz bugün bu güzel hırkanın anlatımını yapacağız arkadaşlar. Hırkanın örgüsüne yakadan zincir yaparak başlıyoruz. Ben bugün 3 aylık bebek ölçüsünde anlatıyorum. Ama siz aynı sayıda başlayıp robanın yüksekliğini bir sıra fazla yaparsanız 6-12 aylık bebek için olur arkadaşlar. Daha küçük yapmak istiyorsanız da bu başlangıç zincir sayısını ön bölümlerde birer trabzan, kol ve arka bölümde de ikişer trabzan eksik yaparsanız yeni doğan bebek için olur. Biz bugün 3 aylık bebek ölçüsünde anlatıyorum arkadaşlar. 3 tane düğme ile bakın bu şekilde roba bölümüne hazırladım. Görüntüsü böyle oluyor. Düğme biritlerinde ön patları yaparken yapıyoruz. Örgünün ters tarafının görüntüsü böyle. Düz tarafının görüntüsü de bu şekilde. Kabarık kabarık çok güzel oluyor. Waffle model diyorlar. Kare model diyorsunuz. Hangisini söylerseniz arkadaşlar ama çok güzel bir model. Bu hırkanın örgüsünde iplik olarak sarı renk iplik olarak ben bu ipliği kullandım. Akrilik bir iplik arkadaşlar. Gri renk olarak da bu ipliği kullandım. İplik markası ve renk numarası vermiyorum. Her markada bulabilirsiniz bunları. Siz bulabildiğiniz her marka ipliği ve renkleri kullanarak bu hırkanın örgüsünü yapabilirsiniz. Tığ olarak da 5 numara 3 milimetre tığ kullandım. Siz bu örgüyü 3,5 milimetrelik tığ ile yaparsanız ölçü bir beden büyük olacaktır. 6 aylık bebek için olacaktır. Veya 2,5 milimetrelik tığ kullanırsanız da yeni doğan bebek için olacaktır. Ölçülerini de söylüyorum. Başlamadan önce fikriniz olsun. Kol altının buradan gövde genişliğini ölçüyorum. 23 santimetre. Yüksekliğini ölçüyorum. Kol altının buradan yükseklik 17 santimetre. Omuzdan itibaren tam yüksekliğini ölçüyorum. 28 santimetre. Kol yüksekliğini de ölçüyorum arkadaşlar. Bakın omuzdan tam yükseklik 26 santimetre. Kol altından yüksekliğini ölçüyorum. 15 santimetre. Bu da 3 aylık bebek için güzel bir ölçü. Siz farklı ölçülerde yapmak istiyorsanız bebekler için olan standart beden ölçü tablosunu ben hazırladım. Bu videonun açıklama bölümüne tabloyu ekliyorum. Siz açıklama bölümünde bulunan o standart ölçü tablosuna göre roba yüksekliğini, beden genişliğini, kol yüksekliğini ve gövde yüksekliğini santimetre olarak istediğiniz ölçüde yapabilirsiniz. Hazırsanız bu güzel hırkanın örgüsüne başlayalım. Örgü kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Örgü kanalıma abone olmak ücretsiz arkadaşlar. Örgü kanalıma ücretsiz abone olup orada bulunan zil şeklinde dokunarak açık yaparsanız kanalıma video yüklediğim zaman ilk önce size bildirim gelecek. Örgülerimden herkesten önce sizin haberiniz olacaktır. İzlediğiniz videolarıma beğeni ve yorumlarınızı da yaparsanız çok sevinirim arkadaşlar. Hepinize kolay gelsin. İyi çalışmalar.
Örgüye yakadan zincir yaparak başlıyoruz. İlk ilmeği ben bakın bu şekilde yapıyorum. Size nasıl kolay geliyorsa ilk ilmeği öyle yapabilirsiniz. Zincirleri yapmaya başlıyorum. Çok sıkı zincirler yapmayalım arkadaşlar. 75 zincir yapıyorum. Zinciri yaptım. Çok sıkı yapmadım bakın zincirleri. Bu sırada bu zincirler üzerine trabzanlar yapacağız. Bu sırada ön bölümleri, kol bölümlerini ve arka bölümü de belirleyeceğiz arkadaşlar. Tığın üzerine iplik alıyorum. 3 ilmek atlıyorum. 1, 2, 3, 4. ilmek içine trabzan yapıyorum. Ön bölüm için 10 trabzan yapıyorum. Bu 3 ilmek atladığımda 1 trabzan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ön bölüm için 10 trabzanı yaptım. 2, 4, 6, 8, 10. 2 zincir yapıyorum. Bu ilk ilmek içine bakın aynı ilmek içine yapmıyorum. Bu ilmek içine kol bölümü için trabzan yapıyorum. Kol bölümü için 16 trabzan yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Kol bölümü için 16 trabzan yaptım. 2 zincir yapıyorum. Arka bölüm için 20 trabzan yapacağız. Bu ilk ilmek içine trabzan yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Arka bölüm içinde 20 trabzan yaptım. Ön bölümün iki katını yaptım bakın. 2 zincir yapıyorum. Kol bölümü için 16 trabzan yapıyorum. Bakın burada kolda 16 trabzan yaptım. Bu kol içinde 16 trabzan yapıyorum. İlk ilmek içine trabzanı yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Bakın kol bölümü için buraya da 16 trabzan yaptım. 2 zincir yapıyorum. Ön bölüm için 10 trabzan yapıyorum.
Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on. Bakın zincirlerimiz de bitti zaten. Bu birinci sırada bakın yaka ayrımlarını yaptık. Ön bölümler için 10 trabzan, kol bölümleri için 16 trabzan, arka bölüm için de 20 trabzan yaptım. Ben bugün 3-6 aylık bebek için yaptım. Bu sayıları yaptım arkadaşlar. Siz bunu yeni doğan bebek için yapacaksanız 0-3 aylık bebek için ön bölümleri 9 trabzan, kol bölümlerini 14 trabzan, arka bölümü de 18 trabzan yapabilirsiniz. 3-6 aylık bebek için bugünkü yaptığımız ölçü ön bölümler 10 trabzan, kol bölümleri 16 trabzan, arka bölümde 20 trabzan olacak. 6-12 aylık bebek için yapmak istiyorsanız ön bölümleri 11 trabzan, kol bölümlerini 18 trabzan, arka bölümü de 22 trabzan yapabilirsiniz. 18-24 aylık bebek için yapmak istiyorsanız ön bölümleri 12 trabzan, kol bölümlerini 20 trabzan, arka bölümü de 24 trabzan yaparsanız iyi olacaktır. 2-3 yaş arası bebekler için yapmak istiyorsanız ön bölümleri 13 trabzan, kol bölümlerini 20 trabzan, arka bölümü de 26 trabzan yaparsanız iyi olacaktır. İkinci sıradayız. İkinci sırada yine trabzanlar yapacağız. Bu 4 noktada arttırmalar yapacağız. Her bölüm için arttırma yapacağız. Bir zincir yapıyorum. Örgüyü çeviriyorum. Bakın trabzan sırası yapacağız. Bu 10 trabzanın üzerine trabzan yapıyorum. İlk ilmek üzerine trabzan yapıyorum. Diğer ilmekleri de trabzan yaparak devam ediyorum. Ön bölüm için 10 trabzanı yaptım. Arttırma yerine ön bölüm için 1 trabzan yapıyorum. 1 trabzan, 2 zincir, 1 trabzan yapacağız buraya arkadaşlar. 2 zincir yapıyorum. Kol bölümü için 1 trabzan yapıyorum buraya. 1 trabzan, 2 zincir, 1 trabzan yaptım. Kol bölümünde bulunan ilmekler üzerine trabzanlar yaparak devam ediyorum. Arttırma yapacağımız buraya kadar devam edelim. Arttırma yapacağımız yere kadar trabzanları yaptım. Bu arttırma yerine de 1 trabzan, 2 zincir, 1 trabzan yapıyorum. Kol bölümü için trabzan yapıyorum. 2 zincir. Arka bölüm için bakın bu arttırma zincirinin üzerine trabzan yapıyorum. 1 trabzan, 2 zincir, 1 trabzan yaptım. Arka bölümde bulunan ilmekler üzerine trabzanlar yapmaya devam ediyorum. Bu şekilde. Buraya kadar devam edelim. Arttırma zincirine kadar trabzanları yaptım. Bu iki zincir üzerine bir trabzan, iki zincir, bir trabzan yapıyorum. Bir, bakın iki zincir, bir trabzan yapıyorum. Arttırmaları bir trabzan, iki zincir, bir trabzan şeklinde yapıyoruz. Kol bölümünde bulunan ilmekler üzerine trabzanlar yapıyorum. Buraya kadar devam edelim. Arttırma yapacağım zincirlere kadar bakın trabzanları yaptım. Buraya bir trabzan, iki zincir, bir trabzan yapıyorum. Bir trabzan, iki zincir, bir trabzanı yaptım. Ön bölümde bulunan ilmekler üzerine trabzanlar yaparak devam ediyorum.
Son trabzanı bakın arkadaşlar. 3 ilmek atlayarak yaptığımız bir trabzan vardı. Bu son zincirin üzerine tığ taktım. Trabzan yapıyorum. Bakın. Son trabzanda buraya yapmış oldum. İkinci sırada bu 4 noktadan bir trabzan, 2 zincir, bir trabzan şeklinde arttırmalar yaptık bakın. Arttırmalar ön bölümlerde birer trabzan arttırması yapıyoruz. Bakın burada bir trabzan arttırması yapıyoruz. Kol bölümlerinde ve arka bölümde ikişer trabzan artacak her sırada arkadaşlar. Bakın bir burada, bir burada arttırma yapıyoruz. Arka bölümü de bir burada, bir burada arttırma yapıyoruz. Kol bölümünü bakın bir burada, bir burada arttırma yapıyoruz. Ön bölümleri sadece burada arttırma yapıyoruz. Üçüncü sıradayız. Bir zincir yapıyorum. Örgüyü çeviriyorum. İlk ilmek üzerine trabzan yapıyorum. Diğer ilmekleri de trabzan yaparak devam ediyorum. Bakın arttırma yapacağımız zincirlere geldim. Bir trabzan, iki zincir, bir trabzan yapıyorum. Kol bölümünde bulunan ilmeklere trabzan yaparak devam ediyorum. Bakın bu sırada da yine aynı şekilde bir trabzan, iki zincir, bir trabzan yaptım. Burada da aynı yaptım. Arttırmalar bu şekilde devam edecek. Robanın örgüsü de bu şekilde devam edecek arkadaşlar. Bakın şöyle katlayalım. Bir de böyle görelim robanın şeklini. Bakın. Arttırmalar yaptıkça bu robanın örgüsü büyüyecek. Bu 4 noktadan her sırada bir trabzan, iki zincir, bir trabzan şeklinde arttırmalar yapalım. Diğer ilmeklere de birer defa trabzan yapalım. Robanın örgüsünü tamamlayalım. Robanın örgüsünü her sırada arttırmalar yaparak 10 sıra olarak tamamladım. Sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Santimetre olarak da ölçüyorum. Bakın şu şekilde ölçüyorum. 9 santimetre yükseklik var. Benim yapacağım ölçü için yeterli. Siz daha büyük bebek için yapıyorsanız bir sıra daha trabzan sırası yapabilirsiniz. Şekline şu şekilde de bakalım. Bakın arkadaşlar görüntüsü böyle. 11. sıradayız. 11. sıradan itibaren kolları gövde bölümünden ayıracağız. Ön ve arka bölümü birleştirip örgümüze gövdenin örgüsüyle devam edeceğiz. Bir zincir yapıyorum. Örgüyü çeviriyorum. Trabzan sırası yapıyoruz yine. İlk ilmek üzerine trabzan yapıyorum. Diğer ilmeklere trabzan yaparak devam ediyorum. Arttırma yaptığımız yere kadar devam edelim. Arttırma yapacağımız yere kadar bakın ön bölümde trabzanları yaptım. Bu arttırma yerine buraya kadar birer trabzan yapıyordum. Bu sırada iki trabzan yapıyorum. 1 2 3 zincir yapıyorum. Çok sıkı yapmayalım bu zinciri arkadaşlar. 2 3 tığın üzerine iplik alıyorum. Kol bölümünde bulunan bakın bütün ilmekleri atlıyorum. Kol ile arka bölümde bulunan bakın bu arttırma yaptığımız yere arka bölüm için 2 trabzan yapıyorum. 1 2 bakın 3 zincir yaparak kol altını yaptık buraya arkadaşlar. Diğer ilmeklere trabzan yaparak devam ediyorum.
Buraya kadar devam edelim. Arka bölümde bulunan trabzanları yaptım. Bu arttırma yerine arka bölüm için 2 trabzan yapıyorum. Kol altı için üst zincir yapıyorum. Tığın üzerine iplik alıyorum. Kol bölümünde bulunan bütün ilmekleri atlıyorum. Ön ile kol bölümü ayıran bu arttırma yerine ön bölüm için 2 trabzan yapıyorum. 1 2 Bakın diğer kol altında buraya yaptık. Diğer ilmeklere trabzan yaparak devam ediyorum. Sıra sonuna kadar tamamlayalım. Sıra sonuna kadar trabzanları yaptım. Bu sırada bakın kol bölümlerini gövde bölümlerinden ayırdık. Ön ve arka bölümü kol altında yaptığımız bu zincirler ile birleştirdik. Bu şekilde oldu arkadaşlar. Bu sıradan itibaren modelleri yerleştirmeye başlıyorum. Örgünün yönüne bakıyorum. Bakın düz tarafın sonunda bitti. Örgünün ters tarafındayım. Siz kendi rengiyle devam edecekseniz bir sıra sık iğne yaparak diğer tarafa kadar tamamlayabilirsiniz. Ben ipliği burada kesiyorum arkadaşlar. Farklı bir renge geçiş yapmak istiyorum. Onun için ipliği burada kestim. Örgünün düz tarafını bakın. Burası örgünün düz tarafı. Buradan modele başlayacağız. Diğer renk olarak ben gri bir renk tonu kullanıyorum. Siz istediğiniz renkleri kullanabilirsiniz. Dediğim gibi kendi rengiyle de örgüye devam edebilirsiniz. Bu ilk ilmekten bir ilmek yapıyorum. Bir zincir yaptım, sağlamlaştırdım. İlk ilmek üzerine trabzan yapıyorum. İkinci trabzanı bakın bu trabzanı tığı boşluğa takıyorum. Boşluktan alıyorum. Uzatıyorum biraz arkadaşlar. Trabzan yapıyorum. İki trabzanın üzerine trabzan yapıyorum. Bir. İki. Üçüncü trabzanı boşluktan alıyorum. Trabzan yapıyorum. Uzatarak trabzan yapıyorum bakın. Çok sıkı yapmayın bu boşluktan aldığımız trabzanı. İki trabzanın üzerine trabzan yapıyorum. Bir. İki. Üçüncü trabzanı tığı boşluğa takıyorum. Trabzan yapıyorum. Bu şekilde bakın arkadaşlar. İki trabzanın üzerine trabzan yapıyoruz. Üçüncü trabzanı boşluktan alarak trabzan yapıyoruz. Kol altını yapacağımız zincirlere kadar devam edelim. Kol altını yapacağımız yere kadar bakın ben modelleri yaptım. Burada bir ilmek kaldı. Burada ilmekleri saymak istiyorum arkadaşlar. Bakın sarı renk ile yaptığım bu son sırada kaç trabzan olduğunu sayıyorum. 2, 4, 6, 8, 10... 12, 14, 16, 18, 20, 21. Ön bölümde 21 trabzan var. Burada da buraya kadar 21 trabzan olması gerekir. Belki burada arada kaydırma yapabilirsiniz. Onun için sayarsanız daha iyi olur arkadaşlar. Bakın başlangıçtan sayıyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Bununla 21. Ben kaydırma yapmadım. Siz bir kontrol ederseniz iyi olacaktır. Bu son ilmek üzerine bir trabzan yapıyorum. Kol altında burada 3 zincir yaptım. Her zincir üzerine 2 trabzan yapıyorum. İlk zincir üzerine 2 trabzan yapıyorum. Kol altında arttırmalar yapıyoruz arkadaşlar böylece. İkinci ilmek üzerine de 2 trabzan yapıyorum. Üçüncü zincir üzerine de 2 trabzan yapıyorum. 1 2 Bakın kol altında 3 zincir yaptım. Her zincir üzerine 2 trabzan yaptım. Toplam 6 trabzan oldu. Burada bu boşluktan alarak yaptığımız trabzanları sayalım. Bir sonraki sırada denk gelmesi için. Bakın bunu boşluktan alarak yaptım.
Bu iki trabzan düz trabzan olacak. Boşluktan alarak yapacağız. İkisi düz trabzan olacak. Boşluktan alarak yapacağız. Buraya iki trabzan yapmam gerekiyor. Bakın bir trabzan o. Bu trabzanın üzerine de bir trabzan yaptım. Denk geldi. Bu trabzanı boşluktan alıyorum. Trabzan yapıyorum. İki trabzanın üzerine trabzan yapıyorum. Üçüncü trabzanı boşluktan alarak trabzan yapıyorum. İki trabzan üzerine trabzan yapıyorum. Üçüncü trabzanı boşluktan alarak trabzan yapıyorum. Bu şekilde. Diğer kol altını yaptığımız buraya kadar devam edelim. Diğer kol altını yapacağım yere kadar bakın modelleri yerleştirdim arkadaşlar. Burada bir trabzan kaldı. Diğer tarafa bakıyorum. Burada bakın bu trabzanın üzerine bir trabzan yaptım. Burada da aynı şekilde bu trabzanın üzerine bir trabzan yapıyorum. 3 zincir vardı. Bu zincirler üzerine ikişer defa trabzan yapıyorum. 1 2 İkinci zincir üzerine de 2 trabzan yapıyorum. 1 2 Bu zincir üzerine de 2 trabzan yapıyorum. 1 2 Bakın 3 zincir üzerine ikişer trabzan yaptım. 6 trabzan oldu. Diğer ön bölüm ile bu ön bölümün görüntüsünün aynı olması gerekiyor. Bakıyorum. Diğer ön bölümün bakın bu son trabzanın üzerine trabzan yaptım. İkinci trabzanı boşluktan alarak trabzan yaptım. Burada da aynı yapıyorum. Bu bakın ilk bu taraftan gelirken son trabzan üzerine bir trabzan yapıyorum. Bu trabzanı boşluktan alıyorum, trabzan yapıyorum. İki trabzanın üzerine trabzan yapıyorum. Bu trabzanı boşluktan alarak trabzan yapıyorum. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar yaptım. Sıra sonunda bir trabzan kaldı bakın. Bunun üzerine bir trabzan yapıyorum. Bundan önce olanı bakın boşluktan alarak trabzan yaptım. Sıra başında da aynı yapmıştım. Bakın bir trabzan yaptım. İkinci trabzanı boşluktan alarak yaptım. Burada da aynı oldu. İki görüntünün aynı olması gerekiyor arkadaşlar. Kaç defa boşluktan alarak trabzan yaptığımı sayıyorum. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Diğer ön bölümü de sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eşit olmuş. Bakın görüntüsü böyle oldu. İkinci sırada bu düz yaptığımız trabzanları boşluktan alarak trabzan yapacağız. Boşluktan alarak yaptığımız trabzanların üzerine trabzan yapacağız. Bir zincir yapıyorum. Örgüyü çeviriyorum. İlk ilmek üzerine bakın trabzanın üzerine bir trabzan yapıyorum. Bu boşluktan alarak yaptığım bir trabzan var. Bunun üzerine bir trabzan yapıyorum. Bu iki tane düz yaptığım trabzan var. Bu iki trabzanı boşluktan alarak trabzan yapıyorum. 1 2 Bir trabzanı düz trabzan yapıyorum. Bakın bu taraftan boşluktan alarak yaptım. Bu sırada düz trabzan yapıyorum. Bu iki düz yaptığım trabzanı boşluktan alarak trabzan yapıyorum. 1 2 Bu trabzanın üzerine trabzan yapıyorum. Bu iki düz yaptığım trabzanı boşluktan alarak trabzan yapıyorum. 1 2 Düz trabzanın üzerine trabzan yapıyorum. Bakın düz tarafının görüntüsü böyle arkadaşlar. Ters taraftan da böyle. Bu iki düz trabzanı boşluktan alıp trabzan yapalım. Bu bir trabzanı da üzerine trabzan yaparak bu zincirleri üzerine trabzan yaptığımız yere kadar devam edelim. Bu kol altında düz trabzanlar yaptığımız yere kadar tamamladım. Bakın diğer tarafta boşluktan alarak yaptığım trabzanın üzerine
bir trabzan yaptım. Bu iki trabzanı bakın düz trabzandı. Boşluktan alıyorum, trabzan yapıyorum. Bir, iki, bir trabzanın üzerine trabzan yapıyorum. İki trabzanı boşluktan alarak trabzan yapıyorum. Bir, iki. Bir trabzanın üzerine trabzan yapıyorum. İki trabzanı boşluktan alarak trabzan yapıyorum. Bu bir trabzanın üzerine trabzan yapıyorum. Bakın burada iki düz yaptığımız trabzana geldim. Bunu ikisini boşluktan alarak trabzan yapıyorum. Kol altında düz yaptığımız trabzanları da bu sırada boşluktan alarak modelli bölüme çevirdik. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim. Bu kol altında bulunan düz trabzanları da bir düz trabzan, iki boşluktan alarak trabzan yapalım. Sıra sonuna kadar tamamlayalım. Sıra sonuna kadar tamamladım. Bu sırada bir alt sırada iki düz trabzan yaptığımı boşluktan alarak trabzan yaptım. Boşluktan alarak yaptığım trabzanda bakın düz taraftan trabzan yaptım. Düz tarafının görüntüsü böyle oldu arkadaşlar. Bu sırada sarı renkli ipliğe geçiş yapıyorum ben. İlmeğin rengini sarı renk yapıyorum. Bir zincir yaptım, sağlamlaştırdım. Örgüyü çeviriyorum. Bu ipliği ben kesmiyorum arkadaşlar. Bir sonraki sırada üste alarak devam ediyorum. Siz isterseniz keserek devam edebilirsiniz. Tercihinize göre. İster bu ipliği kesin devam edin. İsterseniz benim yapacak olduğum gibi bir üst sonraki sırada üste alarak devam edin. Bu sırada bu ilk başta yaptığımız iki düz trabzan bir boşluktan alarak trabzan yapacağız. İlk trabzanın üzerine trabzan yapıyorum. Bu bakın ikinci trabzanı boşluktan alıyorum, trabzan yapıyorum. İki düz trabzanın üzerine trabzan yapıyorum. Bir, iki. Bu trabzanı boşluktan alıyorum, trabzan yapıyorum. İki düz trabzan yapıyorum. Bu trabzanı boşluktan alarak trabzan yapıyorum. Bakın, görüntüsü böyle arkadaşlar. Sıra sonuna kadar iki düz trabzan yapalım. Bir trabzanı boşluktan alarak trabzan yapalım. Sıra sonuna kadar tamamlayalım. Sıra sonuna kadar tamamladım. Bu sırada iki düz trabzan yaptım. Bir trabzanı boşluktan alarak trabzan yaptım. İki düz trabzan yaptım. Bir trabzanı boşluktan alarak trabzan yaptım. Model artık belli oldu arkadaşlar. En son trabzanın üzerine de düz trabzan yaptım. Bir zincir yapıyorum. Örgüyü çeviriyorum. Bakın kendisini gösteriyor model. Bu bakın düz görünen trabzanın üzerine düz trabzan yapacağız. Bu iki trabzanın üzerine boşluktan alarak trabzan yapacağız. İlk trabzanın üzerine trabzan yapıyorum. Bakın bu trabzanı diğer tarafta boşluktan alarak yaptım. Bu sırada düz trabzan yapıyorum. Bu iki trabzanı diğer tarafta düz yaptım. Bu sırada boşluktan alarak trabzan yapıyorum. Bu trabzanı da boşluktan alarak trabzan yapıyorum. Bu trabzanı düz trabzan yapıyorum. İki trabzanı boşluktan alarak trabzan yapıyorum. Bakın zaten görünüyor. Boşluktan alacaklarımız da görünüyor. Düz yapacağımız trabzanlar da görünüyor. Bu bir trabzanı düz trabzan yapıyorum. Bu iki trabzanı boşluktan alarak trabzan yapıyorum. Düz tarafının görüntüsü böyle. Bakın bu görünüyor. Bu iki trabzanı boşluktan alarak trabzan yapıyoruz. Bir trabzanın üzerine de trabzan yapıyoruz. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar iki boşluktan alarak trabzan yaptım. Bir trabzana düz trabzan yaptım. Burada bakın son trabzan kaldı. Bu trabzanın üzerine yine bir trabzan yapacağız. Bu ipliği yukarıya alarak yapıyorum. Bakın arkadaşlar şu şekilde. İpliği yukarıya aldım. Örgünün ters tarafından trabzan yapıyorum.
düz tarafının örgüsüne bakalım. Görüntüsü böyle oldu. Burada ilmeğin rengini gri renk yapıyorum. Bakın bu renk yapıyorum. Bir zincir yapıyorum. Sağlamlaştırdım. Örgüyü çeviriyorum. Örgünün düz tarafındayız. Bu ilk ilmek üzerine trabzan yapıyorum. Bu sarı ipliği burada bekletiyorum. Bir sonraki sırada ona devam edeceğiz. Bakın model kendisini gösteriyor. Hangisini düz, hangisini boşlukta alacağımız belli arkadaşlar. Bakın bu kabarık görünenleri boşluktan alarak trabzan yapacağız. Düz görünenleri düz trabzan yapacağız. Bakın bu kabarık görünüyor, yüksek görünüyor. Boşluktan alıyorum, trabzan yapıyorum. Bu iki bakın trabzanın üzerine trabzan yapıyorum. Bu bakın kabarık görünen trabzanı boşluktan alarak trabzan yapıyorum. İki trabzanı düz trabzan yapıyorum. Bu bir trabzanı boşluktan alarak trabzan yapıyorum. Bakın. Model bu şekilde arkadaşlar. Çok kolay bir model. Örgünün ters tarafından yaparken de bakın burada yine model kendisini gösteriyor. Kabarık görünen bu iki trabzanı boşluktan alıp trabzan yapacağız. Bu bakın çukurda görünen bu trabzanı düz trabzan yapacağız. Gövde bölümünün örgüsüne bu şekilde devam edeceğiz. İki sıranın tekrarından oluşuyor. Gövdenin örgüsünü yapacak olduğunuz bebeğinizin büyüklüğüne göre bu iki sıranın tekrarıyla istediğiniz kadar sıra sayısı yaparak tamamlayalım. Gövdenin örgüsünü yapacağım ölçüye göre ben tamamladım arkadaşlar. Kaç sıra yaptığımı sayıyorum. Bakın iki sıranın tekrarından bir model sırası oluyordu. Renk olarak sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 sıra model sırası oldu. Kaç santimetre olduğunda ölçüyorum. Bakın kol altından ölçtüğüm zaman 15 santimetre yükseklik var. Ben bugün 3-6 aylık bir bebek için yapıyorum. Ama yeni doğan bebek de kullanabilir bu ölçüyü arkadaşlar. Bu yükseklik benim için yeterli. Siz daha büyük çocuklarınız için yapıyorsanız birkaç sıra daha devam edebilirsiniz. İpliği burada kesiyorum. Bakın gri renkli sırada örgüyü bitirdim. İpliği kesiyorum. Sarı renkli ipliği de kesiyorum. Şimdi ön pat çalışmalarını yapacağız. Bakın buraya ve buraya sık iğne şeklinde ön patlar yapacağız. Bir tarafına düğme dikeceğiz. Bir tarafına da düğme için düğme briti yapacağız. Siz isterseniz eğer benimle aynı renkleri kullandıysanız sarı renk yapabilirsiniz. Gri renk yapabilirsiniz. Ben sarı renkli ipliği kullanmayı tercih ediyorum. Siz bunu dediğim gibi bu kullandığınız diğer renk ile de yapabilirsiniz. Buradan başlıyorum bakın. Etek ucundan bu ön bölümden başlıyorum. Şuradan ilk ilmekten bir ilmek yapıyorum. Bir zincir yaptım, sağlamlaştırdım. Aynı ilmek içine sık iğne yapıyorum. Diğer gördüğüm bakın bu ilmeğe sık iğne yapıyorum. Trabzan boşluğuna sık iğne yapıyorum. Sık iğneler yapıyoruz. Sık iğneyi bakın şu şekilde yapıyorum. Bir defa aldım. İki ilmek var. İlmek alıyorum. Hepsinin içinden bir defa da çekiyorum. Bu şekilde sık iğne yapıyoruz. Yaka başlangıcına kadar devam edelim. Yaka başlangıcına kadar sık iğneleri yaptım. Görüntü olarak böyle oldu. Şimdi yine sık iğneler yapacağız. Sık iğneleri yaparken yakanın bu roba bölümüne 3 tane düğme için düğme briti yapmak istiyorum arkadaşlar. Bakın birisini hemen bu yakanın başlangıcına, bir diğerini robanın bittiği bakın buraya yerlerini belirlemek için işaretleri takıyorum. Bir diğerinde ikisinin tam ortası olan bakın şu şekilde katladığınız zaman ortası olan buraya yapacağız. Siz de kendi yaptığınız robanın sık iğne sayısına göre bu düğme biritlerinin yerini belirleyebilirsiniz. Bir zincir yapıyorum, örgüyü çeviriyorum.
İlk ilmek üzerine sık iğne yapıyorum. Düğme bir iti için iki zincir yapıyorum. Bir, iki ilmeği atlıyorum. Üçüncü ilmek içine sık iğne yapıyorum. Bakın, bir düğme bir itini yakanın başlangıcına yaptım. Diğerlerini sık iğne yaparak devam ediyorum. Sayalım isterseniz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 sık iğne yaptım. İkinci düğme bir iti için 2 zincir yapıyorum. 2 ilmek atlıyorum. Üçüncü ilmeğe sık iğne yapıyorum. İkinci düğme bir itini yaptım. Bu iki düğme bir iti arasına bakın. 1 ve ikinci düğme bir iti arasına kaç sık iğne yaptıysanız 2 ile 3. düğme bir iti arasına da aynı sayıda sık iğne yapmak gerekiyor arkadaşlar. Ben 6 sık iğne yaptım. Buraya da 6 sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 3. düğme bir iti için 2 zincir yapıyorum. 2 ilmek atlıyorum. Üçüncü ilmeğe sık iğne yapıyorum. Diğer ilmekleri sık iğne yaparak devam ediyorum. Bakın. Görüntüsüne bakalım. 1, 2, 3 düğme bir itinin yerini belirledik. Sıra sonuna kadar sık iğneler yaparak devam edelim. Sık iğne yaparak sıra sonuna kadar tamamladım. Görüntü olarak bu şekilde oldu. Bir zincir yapıyorum. Örgüyü çeviriyorum. Ön patta son sırayı yapıyoruz. Bu sırayı yarım trabzan şeklinde yapıyorum. Tığın üzerine iplik alıyorum. Trabzan yapıyor gibi ilmek aldım. İlmek alıyorum. Bir defa da çekiyorum bakın. Tığın üzerine iplik alıyorum. Trabzan yapıyor gibi aldım. Bir defa da çekiyorum. Bu yarım trabzan oluyor. Her ilmeğe bir yarım trabzan yapıyorum. Bu ilk düğme bir iti yaptığımız, bakın burada bulunan düğme bir itine kadar devam edelim. Yarım trabzanlar yaparak bu düğme bir itin olduğu yere kadar geldim. Buraya iki zincir yaptım. Bunun üzerine iki yarım trabzan yapıyorum. Diğerlerine yarım trabzan yaparak devam ediyorum. Bakın, iki zincirin üzerine iki yarım trabzan yaptım. Yarım trabzanlar yaparak devam edelim. Bu düğme biritlerinin üzerine de ikişer tane yarım trabzan yapalım. Yaka başlangıcına kadar devam edelim. Yarım trabzanlar yaparak sıra sonuna kadar tamamladım. Düğme biritlerinin üzerine ikişer defa yarım trabzan yaptım bakın. Görüntüsü böyle oldu arkadaşlar. Diğer ön patıda burada yaptığımız gibi iki sıra sık iğne, bir sırada yarım trabzan yapacağız. Ama bu düğme biritini yapmayacağız. Oraya düğme dikeceğiz arkadaşlar. Oraya geçiş yapmak için boynun çevresinde bir sıra sık iğne yapıyorum. Bu ilmek üzerine sık iğne yapıyorum. Diğer ilmekleri de sık iğne yaparak devam ediyorum. Örgüye başladığımız ipliğin ucunda içeride tutuyorum bakın. Her ilmeğe bir sık iğne yapıyorum. Sık iğneler yaparak buraya kadar devam edelim. Bu ön patta da iki sıra sık iğne, bir sırada yarım trabzan yapalım, tamamlayalım. Diğer ön patın örgüsünü tamamladım. Boyunun çevresinde bir sıra sık iğne yaptım. Bu ön patta da iki sıra sık iğne, bir sırada yarım trabzan yaptım bakın arkadaşlar. Buranın aynısı oldu. Buraya düğme biritleri yaptım. Buraya düğme biriti yapmadım. Düz yaptım bakın. Etek ucunun buradayız. Burada bitirmiyorum. Etek ucunda sarı renk ile bir düz bir ters örgüler yapacağız. 3 zincir yapıyorum. Bu trabzanları bir düz bir ters boşluklardan alıp trabzan yapacağız. Bakın, bu ön patlarda sık iğne yaptığımız yerler var. Bunları da aynı şekilde
bir düz bir ters boşluklardan alarak trabzan yapıyorum. Bakın bu ilmeği şu şekilde ters taraftan boşluktan alıp trabzan yapıyorum. Düz taraftan boşluktan alıp trabzan yapıyorum. Buralarda da trabzanlar yapıyoruz. Bakın bunu da ters taraftan boşluktan alıp trabzan yapıyorum. Trabzanlara geldik. Bakın bir düz bir ters boşluklardan alıp trabzan yaparak devam ediyorum bunlara da. Görüntü olarak böyle oldu. Bakın ön patım buralarda da bir düz bir ters boşluktan alıp trabzan yaptım. Bir düz bir ters boşluklardan alıp trabzan yaparak diğer uca kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar trabzanları bir düz bir ters boşluklardan alıp trabzan yaptım, tamamladım. En son bakın ters taraftan boşluktan alarak trabzan yaptım. Burada bulunan son ilmeğe trabzan yapıyorum. Sıra başında da aynı şekilde bakın 3 zincir yaptım. İlk trabzanı ters taraftan boşluktan alıp trabzan yaptım. Sıra sonunda da bakın bunu trabzan yaptım. İkinci olan trabzanı ters taraftan boşluktan alıp trabzan yaptım. Görüntüsü böyle oldu. 3 zincir yapıyorum. Örgüyü çeviriyorum. Bu sırada bu yaptığımız trabzanları nasıl görüyorsan o şekilde boşluktan alıp trabzan yapıyoruz. İlk trabzanı bakın düz tarafta görüyorum. Düz taraftan boşluktan alıp trabzan yapıyorum. Ters tarafta görüyorum. Ters taraftan boşluktan alıp trabzan yapıyorum. Düz tarafta görüyorum. Düz taraftan boşluktan alıp trabzan yapıyorum. Ters tarafta görüyorum. Ters taraftan boşluktan alıp trabzan yapıyorum. Görüntüsü böyle arkadaşlar. Trabzanları nasıl görüyorsan o şekilde boşluktan alıp trabzan yaparak sıra sonuna kadar devam edelim. Bu sırada trabzanları nasıl görüyorsam o şekilde boşluktan alıp trabzan yaptığım sıra sonuna kadar tamamladım. Sıra sonunda bakın bir alt sırada 3 zincir yaparak yaptığım bir trabzan var. Tığın üzerine iplik alıyorum. Bunun üzerine boşluktan trabzan yapıyorum. Örgünün düz tarafı burası. Bu boşluğa yaptığımız düz tarafta görünen trabzan oldu. 3 zincir yapıyorum. Örgüyü çeviriyorum. Bu sırada yine bu trabzanları nasıl görüyorsan o şekilde boşluktan alıp trabzan yapıyorum. Ters tarafta gördüğümü ters taraftan boşluktan alıp trabzan yapıyorum. Düz tarafta gördüğümü düz taraftan alıp trabzan yapıyorum. Bu şekilde. Trabzanları nasıl görüyorsan o şekilde boşluktan alıp trabzan yaparak diğer uca kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar tamamladım. Görüntü olarak bakın böyle oldu arkadaşlar. İpliği burada kesiyorum. Bakın bu şekilde. Çok güzel oldu burası gördüğünüz gibi. Model toplayan bir model oldu arkadaşlar. Bakın şu şekilde esnek bir yapısı oldu. Model topladı kendisini. Onun için biraz dar gibi görünebilir. Elastiki bir görüntüsü oldu. Hırkanın gövde bölümünü bitirdik. Şimdi kollarını başlayalım arkadaşlar. Bakın sarı renk iplik ile başlıyorum. Kolları gövdeden ayırdığımız burada bir sıra sarı renk ile trabzan sırası yaptım. Kolda da bir sıra trabzan sırası ile başlıyorum. Kol altından başlıyorum. Kol altında yaptığım bu 3 ilmek vardı. Bakın 3 zincir yaptım.
Ortada bulunan zincir üzerine ipliği bir defa bağlıyorum. Bu ilmekten bir ilmek yapıyorum. Kolları gövdeden ayırdığımız bu sırada trabzan yaptığım bu sırada buraya iki trabzan yaptım. Kol içinde iki trabzan yapıyorum. Bir, iki. Bakın, bu arttırma yaptığımız yere iki trabzan yaptım. Diğer ilmekler üzerine birer defa trabzan yapıyorum. Bu şekilde. Trabzanlar yaparak bu başladığımız yere kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar bakın trabzanları yaptım. Bu arttırma yaptığımız yere de iki trabzan yapıyorum. Bakın burada iki trabzan yaptım. Buraya da iki trabzan yapıyorum. Bir, iki. Bu ilmek ile kol altında ilk başladığım bu ilmeği ilmek kaydırması yaparak sırayı birleştiriyorum. Bakın, bu şekilde oldu arkadaşlar. Bu trabzan sırasını yaptık. Gri renk ile modelli bölüme başlıyoruz. İpliğin rengini burada gri renk yapıyorum. İpliği kesmiyorum bakın. Sarı renk ipliği kesmeden ilmeğin rengini gri yaptım. Şu şekilde sıkı çektim. Bir zincir yapıyorum, sağlamlaştırıyorum. İpliği tığın üzerine alıyorum. Aynı ilmek içine bir trabzan yapıyorum. İki trabzan yapıyorduk. Bir trabzanı boşluktan alarak trabzan yapıyorduk. Buraya bir trabzan daha yapıyorum. Bakın iki trabzan oldu. Bu trabzanı boşluktan alıp trabzan yapıyorum. Bu iki trabzanın üzerine trabzan yapıyorum bakın. Bir, iki. Üçüncü trabzanı boşluktan alıp trabzan yapıyorum. İki trabzanın üzerine trabzan yapıyorum. Gövdede yaptığımız modelin aynısını yapıyoruz. Bu şekilde. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar iki trabzan yaptım. Bir trabzanı boşluktan alarak trabzan yaptım. Bakın en son yine iki trabzan yaptım. İlmek sayısı burada bitti arkadaşlar. Sıra başında iki trabzan yapmıştım. İki trabzan yan yana geldi. Bunu bakın son trabzan yaptığım bu trabzanı tekrar boşluktan alarak trabzan yapıyorum. Denk getiriyorum. Bu ilk yaptığım trabzan üzerinde bulunan ilmek ile birleştiriyorum. Sarı ipliği de üste çekiyorum. Bakın bir sonraki sırada sarı renk iplik ile devam edeceğiz. Bakın görüntü olarak böyle oldu. Bir zincir yapıyorum. Örgüyü çeviriyorum. Bakın örgünün ters tarafındayız. Bu düz gördüğümün üzerine yani düz taraftan boşluktan alarak yaptım. Bu sırada düz görünüyor. Bunun üzerine trabzan yapıyorum. Bu kabarık görünen iki trabzanı boşluktan alarak trabzan yapıyorum. Bakın düz görünen bu trabzanı üzerine trabzan yapıyorum. Ters tarafından iki boşluktan trabzan yapıyoruz. Bir düz trabzan yapıyoruz. Bakın bu kabarık görünen iki trabzanı boşluktan alarak trabzan yapıyorum. Düz trabzan yapıyorum. İki trabzanı boşluktan alarak trabzan yapıyorum. Bakın böyle. Örgünün düz tarafının görüntüsü de böyle. Sıra sonuna kadar devam edelim. Örgünün ters tarafından iki trabzanı boşluktan alarak trabzan yaptım. Bir trabzanı da düz yaptım. Sıra sonuna kadar tamamladım. Bakın görüntüsü böyle arkadaşlar. Bu son ilmek ile ilk yaptığım burada bir ilmek var bakın. Bunu ilmek kaydırması yaparak sırayı birleştiriyorum.
Şöyle düz tarafından bakalım. En son yine bakın sıra başında bir trabzanı boşluktan alarak trabzan yaptım, düz yaptım. Bu son trabzanları ters taraftan boşluktan alarak trabzan yaptım. Birbirini tamamladı. İpliğin rengini sarı renk yapıyorum burada. Sarı renkli ipliğe geçiş yapıyoruz. Bakın gri renk ipliği orada bekletiyorum. Bir zincir yapıyorum. Örgüyü çeviriyorum. Örgünün düz tarafındayım. Bu iki trabzanı düz yapıyorum. Bakın bir zincir yaptım. İlk trabzan üzerine bir trabzan yapıyorum. İkinci trabzan üzerine de trabzan yapıyorum. Bu trabzanı boşluktan alıp trabzan yapıyorum. İki trabzanın üzerine bakın düz görünenlerin üzerine düz yapıyorum. Bu kabarık görünenleri boşluktan alıyorum. Bakın bu sırada iki düz bir boşluktan trabzan yapıyoruz. Bu bir trabzanı boşluktan alıp trabzan yapıyorum. Bu iki düz görünen trabzanın üzerine trabzan yapıyorum. Bu bir trabzanı boşluktan alıp trabzan yapıyorum. Bakın böyle. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar yaptım. Bakın son bu bir trabzan boşluktan görünüyor. Boşluktan alıyorum. İlk yaptığım bu iki trabzan vardı. İlk trabzan ile ilmek kaydırması yaparak birleştiriyorum. Gri renkli ipliği de bakın şu şekilde üste alıyorum arkadaşlar. Bakın örgünün ters tarafından renkleri devam ettireceğiz. Bir zincir yapıyorum. Örgüyü çeviriyorum. Bakın bu yüksekte görünen bu iki trabzanı boşluktan alıp trabzan yapacağız. Düz görünen bu trabzanın üzerine bir trabzan yapacağız. Bir trabzan yapıyorum. İki trabzanı boşluktan alıp trabzan yapıyorum. Bir trabzan yapıyorum. İki trabzanı boşluktan alıp trabzan yapıyorum. Bakın. Bu şekilde devam ediyoruz. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonunda ilmek kaydırması yaparak birleştirelim. Gri renk iplik ile modelleri yapmaya devam edelim. Gövdede yaptığımız gibi bir sıra gri renk ile bir sıra sarı renk ile siz hangi rengi kullandıysanız tabi onunla kolun örgüsüne devam edelim. Kolun örgüsünü ben tamamladım. Bakın gövdenin örgüsünü 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 model sırası yaptım. Kol örgüsünde de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sıra yaptım. Son sırada örgünün ters tarafından yaptığım sırayı yapmadım. Bakın düz taraftan 2 düz trabzan, 1 boşluktan alarak trabzan yaptım. Burada bitirdim arkadaşlar. Bu rengi ipliği burada kesiyorum. Sarı yapıyorum ipliğin rengine. Kol ucunda diğer kolda yaptığım gibi bakın bu şekilde bir düz bir ters örgüler yapacağız. Bu örgüleri yaparken arada 3 ilmekten sonra bir de kesme yapacağız bakın. Gri renkli ipliği kesiyorum arkadaşlar. İki zincir yapıyorum. Bu ilk gördüğüm trabzanı düz taraftan boşluktan alıp trabzan yapıyorum. Artık bir düz bir ters boşluktan alarak trabzan yapıyoruz. İkinci trabzanı ters taraftan boşluktan alıp trabzan yapıyorum. Bu trabzanı düz taraftan boşluktan alıp trabzan yapıyorum. Bu iki trabzanı birlikte ters taraftan boşluktan alıp trabzan yapıyorum. Burada kesme yapıyorum bakın. Şu iki trabzanı birlikte alıyorum. Kesme yapıyorum. Tek trabzan yaptım. Düz trabzan yapıyorum. Bakın bir. Ters taraftan yapıyorum. İki. Düz taraftan yapıyorum. Üç. Ters taraftan yaparken bakın 3 trabzandan sonra
İki trabzanı birlikte alarak kesme yapıyorum. Düz taraftan boşluktan alıp trabzan yapıyorum. Ters taraftan boşluktan alıp trabzan yapıyorum. Düz taraftan boşluktan alıp trabzan yapıyorum. Bu şekilde bir düz bir ters boşluktan alıp trabzan yapalım. 3 trabzan ara ile kesmeler yaparak sıra sonuna kadar devam edelim. Bir düz bir ters boşluktan alıp trabzan yaparak sıra sonuna kadar tamamladım. Bu sırada bir düz bir ters örgüler yaptık. 3 trabzan ara ile bakın bu şekilde 2 trabzanı birlikte yaparak kesmeler yaptım arkadaşlar. Kol ucu biraz toplasın istiyorum. Bakın burada olduğu gibi biraz dar olsun istiyorum. Çok da dar değil. Bebeğin bileğini kavrayacaktır. Ama siz dar olsun istemiyorsanız hiç kesme yapmadan bir ters bir düz örgü yapabilirsiniz. En son trabzanı boşluktan alarak trabzan yaptım. İlk yaptığım bu ilmek ile ilmek kaydırması yaparak sırayı birleştiriyorum. Bu sıra başında yaptığım iki zincir de ters tarafta görünen trabzan oldu bakın. İki zincir yapıyorum. Bu sırada trabzanları nasıl görüyorsan o şekilde boşluktan alarak trabzan yapıyorum. Düz gördüklerimi düz taraftan boşluktan alıp trabzan yapıyorum. Ters tarafta gördüklerimi ters taraftan boşluktan alıp trabzan yapıyorum. Sıra sonuna kadar devam edelim. Trabzanları nasıl görüyorsam o şekilde boşluktan alıp bakın trabzan yaparak sıra sonuna kadar tamamladım. Son ilmek ile ilk ilmeği ilmek kaydırması yaparak sırayı birleştiriyorum. İkinci sırayı tamamladık. Bir sıra daha nasıl görüyorsam o şekilde boşluktan alarak trabzan yapıyorum. İki zincir yapıyorum. Düz gördüklerimi düz taraftan boşluktan alıp trabzan yapıyorum. Ters tarafta gördüklerimi ters taraftan boşluktan alıp trabzan yapıyorum. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar nasıl görüyorsam o şekilde boşluktan alıp trabzan yaptım. Son ilmek ile ilk yaptığım ilmeği ilmek kaydırması yaparak sırayı birleştiriyorum. 1, 2, 3 sıra yaptım. Bu benim için yeterli arkadaşlar. İpliği kesiyorum. Bakın çok güzel oldu kolun ucu da. Bileklik bölümünü topladı biraz. Kolların örgüsünü de tamamladık. Hırkanın örgüsünü de bitirmiş olduk böylece arkadaşlar. Ben düğmelerini de diktim bakın buraya. Roba bölümüne 3 düğme 1 iti yapmıştım. Tam karşılarına gelen yere şu şekilde bakın düğmelerini diktim. Kullanıma hazır artık hırka. Böyle oldu bakın çok güzel oldu. Arka görüntüsü de böyle hırkanın. Açık olarak da görelim hırkayı bir. Bakın örgünün ters tarafının görüntüsü böyle. Bitmiş olarak size ölçülerini söylüyorum. Kol altının buradan gövde genişliğini ölçüyorum. Ölçtüğüm zaman bakın 23 santimetre yüksekliğini ölçüyorum. Kol altından yükseklik 17 santimetre. Omuzdan tam yüksekliğini ölçüyorum. 28 santimetre. Kol yüksekliğini ölçüyorum. 26 santimetre. Kol altından yükseklik 15 santimetrede kol altı yüksekliği var. Bu ölçüde 3 aylık bebek için güzel bir ölçü oldu arkadaşlar. Böylece bir örgü anlatımının da sonuna gelmiş oldum. Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim.
Örgü kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Örgü kanalıma abone olmak ücretsiz. Örgü kanalıma ücretsiz abone olup orada bulunan zil şeklinde dokunarak açık yaparsanız kanalıma video yüklediğim zaman ilk önce size bildirim gelecek, örgülerimden herkesten önce sizin haberiniz olacaktır. İzlediğiniz videolarıma beğeni ve yorumlarınızı da yaparsanız çok sevinirim arkadaşlar. Sizlerle yeni örgülerde görüşmek dileğiyle, hoşça kalın, sevgiyle kalın.